Merhabalar efendim. Hoş geldiniz güzel dostlar. Güzel dostlar, burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün sade bir şekilde kaderini sen belirle ve kaderimizi biz nasıl belirliyoruz? Bundan bahsedeceğim güzel dostlar. Çünkü şöyle düşüncelerimiz var değil mi arkadaşlar? Sanki kaderim yani benim elimde değil. Yani alın yazgım buymuş, kısmetimde bu varmış. O şekilde baktığımız zaman eğer o şekilde bakıyorsak o zaman hayatta bir şey yapmamıza gerek yok, bir mücadeleye gerek yok. Yani başka birisi senaryoyu yazmış ve biz oynuyorsak o zaman bir suçumuz olamaz yani. Yazılan kaderime göre benim bir hayatım olacaksa, eğer öyleyse işin doğrusu, o zaman kimse dünyada suçlu olamaz. Yani sen yazmışsın, ben oynuyorum. Ya da tam tersidir. Sen böyle yaşayacağın için kader yazılmıştır. Sen böyle yaşayacağın için kaderin öyle yazılmıştır. Dolayısıyla biz tersten bakmamız, daha doğrusu işin daha doğrusu, yani birisi kader yazdı, birisi bir şey yazdı, biz onu oynuyoruz değil. Biz oynayacağımız için öyle yazıldı. Şimdi buradan arkadaşlar bizler nasıl kaderimizi biz belirliyoruz? Nasıl? Bunun için hamlemiz ne? Biliyorsunuz çok sık şöyle bir şey söylüyoruz, anlatıyoruz. Düşüncelerin neyse ona dönüşürüz. Düşüncen neyse o olacak. Şimdi burada arkadaşlar iki şey önemli. Bir, bakın düşüncen neyse o olacaksa. Bizim de yaşam tarzımızda iki özelliğimiz var. Bir, düşüncelerimi ben yönetemiyorum, o beni yönetiyor. İki, ben düşüncelerimi yönetiyorum. Düşüncelerin esiri olmak ile düşünceleri yönetmek arasındaki farkı anlayalım öncelikle güzel dostlar. Yani bir, düşüncelerinin esiri olabilirsin, zevklerinin, arzularının esiri olabilirsin ya da o düşünceye söz geçiren olabilirsin. Öncelikle bunu bir ayırmamız lazım güzel dostlar. Sen düşüncelerin esiri misin yoksa düşünceleri sen mi yönetiyorsun? Çünkü bizim düşüncemiz neyse yarınımız öyle olacak. Yani bugünkü düşüncemiz neyse bugün rahim, yarın çocuk, bugünün çocuğu. Bugündeki ben yarın nasıl rahim oluyor, nasıl yarın çocuk? İşte bizim düşüncelerimizle alakalı. Bizim nasıl bir düşüncemiz varsa yarın bugünden doğuyor güzel dostlar. Dolayısıyla bize düşen şey şimdi düşüncem beni yönetiyor, ben mi düşünceyi yönetiyorum? Bunun için de güzel dostlar işte biz doğduğumuz anda ne denir işte bomboş bir kasettik, bomboş ya. İsmin yok yani ya da üstü yazılı olmayan bembeyaz bir kağıttık. Yani istediği şekilde doldurulabilir. Ve gerçekten bomboş bir kaset olduğumuz zaman ya da bomboş bembeyaz bir kağıt olduğumuz zaman istediğin her şeyi yazabilirsin değil mi? İster hikaye yazabilirsin, ister destan yazabilirsin, ister bir şiir yazabilirsin. Sana bağlı her şeyi ya da karalayabilirsin. Ya da ne bileyim işte uçak yapıp atabilirsin bir yere. Her şeyi yapabilirsin. Üstüne her şeyi yazabilirsin. Biz de güzel dostlar. Doğduktan sonra kontrol bizde değildi ilk anda. Yani işte birisi bize bir isim koydu. Yani biz tercih etmedik ama bir isim koydu. Ya da bir annemiz var, bir babamız var. Yani bilinçli olarak ben işte İzmir'de doğayım, Konya'da doğayım, Hakkari'de doğayım, Paris'te doğayım. Öyle bir şey demedik. Geldik ki buradayız. Pek çok ikramlar sunmuş, konmuş önümüze. Yani hayatımızı yeniden inşa edebilmek için şöyle bir şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu cümle çok hoşuma gidiyor. Şu anki söyleyeceğim cümle çok hoşuma gidiyor. Boşluk hüsrana uğramaz. Yani mesela bu oda boş diyelim. Boşluk bu ya da diyelim ki telefonlarımdaki boşluğu düşünün arkadaşlar. Bu boşluk hastalanamaz. Bu boşluk ölemez. Bu boşluk işte bir rengi olamaz. Bu boşluk bir sesi olamaz. Ve bu boşluk bir hüsrana da uğramaz. Yani ya hayal kırıklığına uğradım diyemez. Biz de güzel dostlar eğer bir kader inşa etmek istiyor isek ilk adımımız bizim önce bir boşluğa adım atmamız lazım. Önce bir boşluk tarafına geçeceğiz ve boşluktan diğer taraflara doğru yayılmaya başlayacağız. Yani bu bir kalem ve bir kalem olmuş artık. Bu bardak olamaz artık. Ama bunu boşluk haline getirebilirsek yani atomlarına ayırırsak bu kalemi artık ne diyoruz arkadaşlar? Sonsuz olasılık var. Sonsuz olasılık olduğu için artık her şey dönüşebilir. İster bardak yap, ister kağıt yap, ister kitap yap. Her şey dönüşebilir artık. Sonsuz olasılık var. Yani ister çiçek yap, ister böcek yap, ister hayvan yap. Şimdi bizim de güzel dostlar yeni bir kader inşa edebilmemiz için öncelikle bizim bir boşluğa uğramamız lazım. Hani sık sık verdiğiniz örnek var ya güzel dostlar işte arabanın fitesini atmak gibi. Yani birinci fitesten ikinci fitese geçeceğim ama ne yapıyoruz? Önce bir boşluğa geçiyoruz. Önce bir boşluğa geçip sonra ikinci fitese geçiyoruz. Ya da arabanın hızı artıyor, işte araba huzursuz oluyor. Artık üçüncü fitese atman gereken yerde diyorsun ki fitesi artırmam lazım diyoruz.
O nasıl olacak? Önce bir boşluğa geçiyoruz. Önce bir boşluk, sonra üçüncü filiz. Burada güzel dostlar işte boşlukta kalalım, boşluğa gidelim derken ama biz hep boşlukta kalmayacağız. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa yaşayamayız hayatı. Ama işte ihtiyaç hissettiğimiz anda bir üste çıkacaksak o zaman bir üste çıkabilmek için önce bir boşluğa uğramamız lazım. Önce bir hiçlik boyutuna geçmemiz lazım. Bir arkadaşım demiş nasıl olacak o boşluk, işten mi çıkacağız, evi mi tabii. Ya bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Yani oradaki boşluktan kastedilen şey şu anki elindeki imkanları bırak değil. Boşluktan kastedilen şey bazen düşüncesiz olmak. Hiçbir şey düşünmemek. Geçmişini bırakmak, geçmişinden kurtulmak, geleceğinden de kurtulmak. İsmini bile unutmak. İsmini bile unut. Bir insan olduğunu, kadın ya da erkek olduğunu her şeyi unut. Her şeyi unutup bir iki dakika arkadaşlar o boşlukta kalabilirsek bu şu demek oluyor. Bir üstüne bile çıkabilirsin. Çünkü ne oluyor güzel dostlar? Araba birinci fidesteyken onun ikinci fitese geçmesi gerekiyor ise ama biz ikinci fitese çıkartmamışsak arabayı ne yapıyor? Araba çok huzursuz oluyor değil mi? Bağırıyor. Rahatsız. Ve tam randıman alamıyorsun. Bizim hayatımız da öyle güzel dostlar. Artık bir üst level'e geçeceksek ruhsal olarak, zihinsel olarak, bedensel olarak, maddiyat olarak, maneviyat olarak bir üste çıkacaksak ve bir üste çıkmıyorsak bizi huzursuz ediyor. Şu anki durum bizi çok huzursuz ediyor. Ve diyor ki bir üste geçmen lazım. Şu an rahatsızsın, bunalımdasın, streslisin. Çünkü bak, araba mesela birinci fitesi gidiyor ya arkadaşlar. İkinci fitesi atmadan ne yapıyor? Araba titriyor değil mi? Bağırıyor. Sıkıntılı. Bir üstü geç, bir üstü geç. Bir üstü geçsen, bir üstü ikinci fites attın diyelim ki araba rahatlıyorsun. Bizim de güzel dostlar işte şu anda huzursuzsak, sıkıntılıysak, bir durup durduğumuz yerde hiçbir şey yokken canımız sıkılıyorsa hayat bize diyor ki bir üstü geçmen lazım. Bir üste geçmen lazım. Onun için de bir boşluğa uğramamız lazım. Şimdi boşluğa uğradık ya güzel dostlar. Boşluk burası. Neden boşluk? Neden önemli? Çünkü az önceki verdiğim örneği hatırlayalım arkadaşlar. Yani bu kalem kalem olmuş. Yani madde olarak söylüyorum. Madde. Kalem olmuş. Ama şimdi bundan bardak yapamayız. Çünkü neden? Bir şey olmuş. Ama bunu boşluğa alırsak yani bunu atomdan elektronla ayırırsak o zaman sonsuz olasılık var. Bizim de şu anda kendi kaderimizi kendimiz inşa etmemiz için önce bir boşluğa gitmeliyiz ki oradan sonra yeniden istediğin hayatı yazabilirim. İstediğimiz hayatın senaryosunu yazabilmemiz için işte orada bir boşluğa ihtiyacımız var. Mesela şu anda çok heyecanlı arkadaşlar. Kampı bekliyoruz biliyorsunuz. Perşembe günü efsane bir kampımız var. Ve kampımızın ismi de kaderini sen belirle. Neden? Çünkü oraya giren her arkadaş neyse hayali, ufku, istediği neyse önce orada bir boşluğa uğruyoruz. Boşluğa uğradıktan sonra o boşluk modundayken bu defa diyoruz ki şimdi hayat senin hayatın, nasıl bir hayat istiyorsun? Nasıl bir hayat istiyorsun şimdi? Şimdi sen karar ver. Önce bir boşluğa uğramamız lazım ve o boşluktayken ona karar vereceğiz. O boşluktayken ben nasıl mucizevi bir hayat, nasıl efsane bir hayat, nasıl istiyorsun? Onu o boşluktayken karar vermemiz lazım. Çünkü şu anda sen bir şey olmuşsun zaten. Yani şu anda senin bir hayatın var ve bu anda, bu duruşla o hayatı değiştirmen çok zor. Şu anda sen bir şeysin zaten. Boşluğa geçersek evet, ülker ölmeden önce ölmüş oluyorsun ki, ölmeden önce ölmüş ne demek o aynı zamanda? Ölmek demek başka bir yerde doğmak demek arkadaşlar. Yani ben orada şu anda kendimi öldürebiliyorsam demek ki bir yerde doğurabiliyorum. Yani onun için güzel dostlar işte kaderim mesela şöyle düşünün. Mesela şu anda sen boşluk haline gelsen. Düşün ki hiçbir şey bilmiyorsun. Kelimeler konuşmayı bile bilmiyorsun diyelim ki hiçbir şey yok sıfır. O zaman şimdi sana dense ki Bahar Gülengöz teşekkür ederim cümletliğin için. Sana dense ki Bahar Gülengöz şimdi boşluk durumundasın yani bomboşsun. Nasıl nelerle dolsun bu hayat dense nasıl bir hayat inşa edersin? Bir düşünelim arkadaşlar şu anda hayata sıfırdan başlıyor olsaydık. Sıfır yaşındayız. Yeni doğduk. Bize nasıl bir hayat istersin dendiğinde şu anki donanımımız, şu anki bilgi durumumuz olsaydı nasıl bir hayat isterdik acaba? Nasıl bir hayat isterdik? Şimdi işte güzel dostlar bizim yeni bir hayat, efsane bir hayat için boşluk tarafına bir adım atmak ve onu tabii ki yani durduğumuz yerde hadi bir şey düşünme, hadi boş ol demek çok zor. Yani nasıl yapabileceksin ki?
Nasıl bir şey düşünmeden durabileceğiz? Öyle bir şey kurayım. İşte onun için bu tür çalışmaları yapıyoruz, bu tür kampları yapıyoruz. Ya da onun için bu kadar koşu eğitimleri, hipnoz, meditasyon eğitimleri, bu tarz şeyler için böyle hadi boş ol denilerek olunabiliyor olsaydı zaten herkes patlıyor olurduk değil mi? Hemen hiçlik boyutuna geçiverirdik. Çünkü arkadaşlar yaratım boşluğa bağlı. Yani bir boşluk varsa yaratım var. Yani buna dikkat edebilirsiniz. Her şey için geçerli bu. Her şeyde bir boşluk var. Yani şu an mesela çevrende bir boşluk var. Olduğunda bir boşluk var. Yani konuştuğun kelimeler arasında boşluk var. İşte bardak, bardağın içinde boşluk var. Tencere, tencerenin içinde boşluk var. Bir arabaya biniyorsun, binebilmek için arabada boşluk var. Ya da evren. Yukarı gökyüzüne doğru bakıyorsun. Gökyüzü dediğin yer sonsuz bir boşluk. Ve o boşluk olduğu için tüm evreni sarıyor. Ve şu anda öncelikle bilmemiz gereken en önemli şey yaratım boşluğa bağlı. Hani şöyle bir şey demiştik ya arkadaşlar, hatırlayın. Allah'ın kaynağı nasıl, nedir mi diye sormuştuk. Ya da Allah'ın sermayesi nedir? Nasıldı? Yani Allah'ın sermayesi arkadaşlar nedir? Yokluktur. Yani ne diyoruz? Allah her şeyi yoktan var etti. Yoktan var etti. Allah her şeyi yoktan var etti. Dolayısıyla biz şimdi bir varlık oluşturmak, evet Allah'ın hazinesidir. Biz bir varlık oluşturmak istiyorsak o zaman önce bir boşluğa geçmeliyiz. O yokluk boşluk olacak, hiçlik olacak ve yeni yaratım olacak. Boşluk olacak, yokluk olacak ve yeni yaratım olacak. Şu anda bir odadaysan o odada boşluk olduğu için odadasın. Ve şu anda da yeni bir şey istiyorsun hayatında. Olağanüstü bir zenginlik, olağanüstü bir güç, neyse olağanüstü bir servet, maddi manevi olağanüstü bir hayat istiyorsun. İşte o olağanüstünün gelebilmesi için, o yeni bir varlığın gelebilmesi için ne kadar boşluk açabildik? Ne kadar boşluk açabiliyor isek o kadar çok yeni şey alabiliriz. Ne kadar çok dolu isek o kadar az şey alacağız. Hatırlarsanız Mevlana Hazretleri'nin şöyle bir sözü vardı. Ya bir şişeye okyanus açtıran şey dışındaki yapı değildir, içindeki boşluktur. Ve şu anda bizim en çok düşünüyorum arkadaşlar müzik aletlerini, yani davul çok güzel değil mi? Ne sesli davulun sesi uzaktan güzel gelir. Bir de ne bileyim ney üflüyoruz değil mi? Şimdi bunların hepsi güzel dostlar. Hepsi içi boş olduğu için, içinde bir boşluk olduğu için onlar bizi çok etkiliyor. Teşekkürler Yeşim Hanım. Efsane kitabınızı tekrar tebrik ediyorum. Çok güzel bir kitap yazmışsınız. Yeşim Çoban Hanımefendi için. Bir de imza günüm varmış. İnşallah biz de imzaya gelebilir miyiz bilmiyorum. İstanbul'da imzam varmış, onu duydum. Nasıldı arkadaşlar? Hatırlayın. Jung'un şöyle bir sözü vardı ya. Bilinçaltımızdaki şeyler bilincimize çıkana kadar o bizim hayatımızı etkileyecek ve biz ona kader diyeceğiz. Bak bilinçaltımdakiler bilincimi alana kadar o benim hayatımı etkileyecek ve ben ona kader diyorum. Öyleyse ben bilinçaltımdaki şeyler benim kaderim oluyorsa ben orayı değiştirebilirsem demek ki kaderimi de değiştirebiliyorum. Ama orayı değiştirebilmem için ne olmam lazım? Önce bir boşluğa uğramam lazım. Önce bir boşluğa uğruyoruz. Boşluğa uğradıktan sonra değişim, değiştirme işlemi başlıyor. Ve güzel dostlar, Perşembe günü onun heyecanı var şu an üzerimde. Perşembe günü efsane bir kampımız başlıyor. Oraya gelen tüm katılımcılarla amacımız yeni bir kader. Ve seni bekleyen bir öte var. Ve sana meydan okuyor bir öte. Senin cesaretin var mı seni bekleyen ötenin meydan okumasına? Seni bekleyen yüzlerce kader var arkadaşlar. Bakın bundan sonraki hayatımıza baktığımızda bundan sonra da yüzlerce kader, hatta binlerce. Hangisini yaşamak istiyorsun? Senin ulaşmak istediğin hayallerin hepsi de sen onlara var istiyor. O hayaller seni tercih etmiş. Sen o hayallere ulaşacak kadar cesaretin var mı? Sen o hayale ulaşacak o boşluğa kendini bırakabilecek misin? Bu çalışmaları güzel dostlar işte hep beraber. Melek Hanım çok teşekkür ederim. Verdiğiniz destek için hepinize minnettarım güzel dostlar. Çok teşekkür ederim. Bu kamplar güzel dostlar. Orada bir de sinerji var. Düşünün 200 insan aynı anda aynı enerjiyi gönderiyor. Ve 200 insan aynı anda birbiri adına niyetleniyor. Dolayısıyla biz oraya gelirken, yani kampa gelirken bu hayatta ne istiyorsan, ne yaşamak istiyorsan onlara karar ver ve öyle gel.
Yonca Tabip. Çok teşekkür ederim. Tabip, Yonca Tabip. Kamplarımız Kızılcahamam'da arkadaşlar. Ankara'da Kızılcahamam'dayız. 4 gün, Perşembe günü başlayacağız. Pazar günü bitecek. 4 gün oradayız ve hani böyle pek çok şey de var ya, aile dizi mesela, geçmişten bize gelen miraslar, geçmişten. Onları da çalışıyoruz. İşte enerji çalışmasını da yapıyoruz. Meditasyon da yapıyoruz. Nefes çalışmasını da yapıyoruz. Ve her günün sonunda derin trans çalışmaları yapıyoruz. O trans çalışmalarındaki de en önemli taraf ne? En önemli amaç o boşluğa, hiçliğe ulaşmak. O trans çalışmalarında önce hiçliğe uğruyoruz. Hiçlikteyken şöyle bir ses diyorsun. Nasıl bir hayat istiyorsun? Nasıl bir hayat istiyorsan şimdi oraya doğru varalım. Hadi bakalım. Böyle yeni bir kaderin yazılacağı, yeni bir hayatın inşa edileceği bir efsane bir program olduğu için çok heyecanlıyım güzel dostlar. Burada olduğunuz için sizlere minnettarım. Lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Kampta buluşmak üzere, kampta görüşmek üzere diyelim. Kim kendisine meydan okuyan hayata meydan okuyorsa, varım ben diyorsa, yeni bir hayat seni bekliyor güzel dostum. Evet, ne diyoruz her zamanki gibi? Sevgiyle kalın, hatta aşk ile.